için bir küçültür müsün? İleri yaş grubu, 60 yaş üzeri Hatice Hoca ile birlikte. İki elim belim de dengemi sağlayacak şekilde ayağımı öne attım ve hafif iniyorum. Vücudum tekrardan dik. Tekrar yerime geliyorum. Biraz daha küçük açılarda yapıyor ileri yaş grubu ve dizinde problem olanlarda çok fazla aşağıya inmiyor. Hatice Hocam sen o şekilde devam ediyorsun. Eller kalça kemiklerinin üzerinde. Haydi hazır beraberiz. İlk hareketimizi, ilk bacak ve kalçanın etkili olduğu hareketi beraber uyguluyoruz. 5 sayı bacaklardayız, sonra karna geçeceğiz son 5'te. Hazır, derin bir nefes alırken hop at adımını, in ve yukarıya. Artık biraz daha seri, hop. Aşağıda bekle biraz. Bekle. Nefes al ver. 3 2 ve gel yukarıda. Hemen bacak değiştiriyorsun. Sol bacak öne. Hazır. Derin nefes al. Hop. Nefes verirken yukarıya. Zorlandığımız noktada her zaman nefes verdiğimizi unutma. Son 3 2 ve aşağıda kal. Kitle, karın içeride, kalça sıkı, açıları koru. Ve yukarıdasın. Süper, harika. Salla bacakları. Özellikle üst bacaklar, kalça ve basenler oldukça çalıştı bu harekette. İkinci hareketi hemen gösteriyorum. Yine İç bacaklara ve kalçaya odaklanıyoruz. Eğer matın çok yumuşaksa lütfen sert bir zemine gel benim gibi. Sağ bacağını kaldırıyorsun bu. Sağ açıyorsun, hop getirdin, uzatıyorsun. 1 2 hop uzat. Bunu seri bir şekilde yapacağız. Hazır, derin nefes alırken kaldır. Verirken aç. Nefesi toparla, in. Haydi hep birlikteyiz. Son 4, kalçayı ittirdiğinde sıkıştığını hisset. Şimdi yukarıda kal. Kal, bekle. İttir, 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 ittir ve iç bacaklar aktif destek bacağında. Yukarıda kalça çalışıyor. Ve bırak. Hemen diğer bacak. Sol bacağı öne uzat. Haydi. Nefes alırken kaldır. Verirken aç. Nefesi toparla, in. Yukarıda kalçayı iyice ittirirken sıkıştır. Son 3 2 bırakma. Son kez yap. Kal, ittir, ittir, ittir. Bekle, dengeyi sağla. Ve harikasınız. Şimdi yavaşça matına oturuyorsun. Ayak parmak uçlarını iyice kendine çek. Omzunda bir sakatlık varsa ya da bu pozisyonda durmakta zorlanıyorsan eğer, Seda Hocam, hareketi bizim için bir level düşürür müsün? Tabii.
Ellerimle boynumu kavradım ve tamamen omuzum, kolum yerde. Harika. İleri yaş grubu, 60 yaş üzeri, zorlananlar, omzunda ciddi bir baskı hissedenler Seda Hocam'la birlikte. Ve biz yukarıdaki elini öne yerleştiriyorsun. Parmak uçlarını unutma, hiç bırakma, gevşetme ki basenler gerçekten cayır cayır yansın. Evet, üçüncü hareketteyiz. Nefes verirken küçük açıda kaldır. Son 4, 3, 2. Şimdi yukarıda kal, kal yukarıda ve kısa kısa yaylandır bacağını. Harika. Şimdi 4. ve 5. hareketi de bu açıda beraber uygulayacağız. Kalan diğer tarafı 3, 4 ve 5. hareketi yine devam edeceğiz dönerek. Şimdi 4. hareket için dizlerini bük. Dizlerini büktüğünde kalçayla topuklarının aynı hizada olduğundan emin ol. Hareketin 1. bölümünde burada iç bacaklar ve basen için o ince bacaklara ulaşabilmemiz için topukları birbirine yapıştırarak bu hareketi uyguluyoruz. Hazır. Yine ileri yaş grubu, 60 yaş üzeri ve omzunda, boynunda baskı hissedenler Seda Hocam'la birlikteler. Hazır, hep birlikte topukların ayrılmamasına özen göster ve aç. Ve bu hareketi yaparken lütfen geriye yatma. Elinle yerden destek al. Kalçayı iyice sıkıştır. Son 4. Şimdi topukları ayır ve geriye 1, 5 tane, 2, 3, 4, 5. Kal burada, aç, 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 aç ve aşağıdaki bacağını uzat. Yukarıdaki bacağını öne al. Buradasın. Burada bir kal. 5. hareket iç bacak için oldukça etkili bir hareket. Yine denge için bu yukarıdaki elini yerleştir ve aşağıdakini yukarıya doğru kaldırıyorsun. İleri yaş grubu yapabildiği kadar yapıyor Seda Hoca ile birlikte. Hocam bir görebilir miyiz? Tabii. Ayak bileğimden destek için tuttum. Düz olan bacağımı yukarı kaldırdım. Belim hareket etmeyecek kadar. Ardından yine düz bir şekilde yere bıraktık. Harika, teşekkürler. Hep birlikte hazır, hop başla. Son 4, 3, 2 ve gel yavaşça diğer tarafa doğru kendini taşı. Doğru açıları bulduğundan emin ol. Bir çizgi üzerinde vücudunu uzat ve burada sakın omzu düşürme, dik. Yine ileri yaş grubu, 60 yaş üzeri, omzunda sakatlığı olanlar Seda Hocam'la birlikteler. Haydi yavaşça ne yapıyorduk? Önce ayakları çektik kendimize ve yukarıya bacak. Son 4, 3, 2 ve yukarıda buluşalım. Gel burada minik minik hareketi uygula.
Süper. Dördüncü hareket. Bu taraf için dizlerini bük. Kalçayla topukların aynı hizada olduğundan emin ol ve yine şöyle bir omzunu yükselt. Evet, iç bacak ve aynı zamanda özellikle basen bölgesi ve kalçalar için ne yapıyorduk? İki aşama vardı. Topuk hiç birbirinden ayrılmıyor birincisinde, ikincide yukarıya doğru ayrılıyor bacaklar birbirinden. Hazır dengeyi bulmak için yukarıdaki elini yerleştir ve ayrılmadan bir aç. Hop, iki. Her dizini kaldırdığında kalçayı sıkıştır arkada. Son dört. Ve şimdi beş tane yukarıya bir aç. Topuklar birbirinden ayrılsın. İki. Her ittirişte iyice kalçayı hisset. Üç. Son kez. Ve harika. Şimdi alttaki bacağımı uzatıyordum. Yukarıdakini önde büküyordum. Seda hocam yine ileri yaş grubu için bir level düşürdü. Ve bilekten tuttuk yine. Harika. Beş etkili bacak hareketinin en son aşamasındayız. Hep birlikte bir. Omza dikkat et. Karın sıkı. Ve iç bacaklar aktif. Son dört. Haydi yukarı bırakma. Üç. İki. Ve gel şöyle ortada bir buluşalım. Gel. Biraz omuzları geriye çevir. Evet. İlk beş hareketimiz bacaklar için güzelce tamamladık. Herkes elinden gelenin eminim en iyisini yaptı. İnce bacaklar, dik kalçalar. Gerçekten o basenlerdeki fazlalıklar bu hareketlerle gittikçe son bulacak. Oldukça güçleneceksiniz ve aynanın karşısında kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi beş etkili karın hareketinde devam ediyoruz. Sırt üstü herkes yatıyor.